Arkadaşlar, bu videoda sizlere Mac'i yeni kullanmaya başlayanlar için terminal ile ilgili birkaç komuttan bahsedeceğim. Bunlardan ilki say komutu. Say komutu ne için kullanırız? Herhangi bir cümleyi veya kelimeyi seslendirmek için, bilgisayarımızda seslendirmek için kullanırız. Mesela örnek olarak say hello diyelim. Hello. Hello. Hello demeyelim de bebeğim diyelim biz. Türkçe olsun. Bebeğim. Bebeğim. Evet. Bunu farklı ses tonlarında da kullanabiliriz. Onun için say boşluk tire v boşluk jealous komutunu giriyoruz. Say boşluk tire v boşluk jealous komutunu girip arkasından yine bebeğim yazalım. Bebeğim yazıyoruz. Bebeğim. Ya da şöyle yazalım. Bebeğim seni seviyorum. Bebeğim seni seviyorum. Bu biraz İngilizce arabesk oldu. Evet. Bu şekilde. Üçüncü olarak dokun büyüklüğünü ayarlamak. Dokun büyüklüğünü ayarlamak için burada görmüş olduğunuz komutu giriyoruz. Default right com bla bla. Evet. Şu burada görmüş olduğunuz 512 rakamı dokun büyüklüğü oluyor. Bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz daha sonra istediğiniz büyüklüğe göre. Bu komutu girdikten sonra kill all dark yazıyoruz. Kill all dark yazıyoruz. Tekrar enter ve gördüğünüz gibi dokumuz inanılmaz bir büyüklüğe geldi. Dediğim gibi büyüklüğünü istediğiniz sayı vererek ayarlayabilirsiniz. 512'nin yerine ben 64 tercih ediyorum. 512'nin yerine 64 yazıyorsunuz. Tekrar enter ve kill all dark deyip enterlıyoruz. Evet, yine tekrar eski haline geri döndü. Dördüncü olarak da dokun çerçevesini ayarlamak. Dokun çerçevesi, dok gördüğünüz gibi şu anda bir cam üzerinde duruyor gibi. Bunu çerçeve için almak isterseniz burada görmüş olduğunuz komutu giriyorsunuz. Tekrar copy paste yapalım. Bu kendi zaten otomatik enterledi. Tekrar kill all dark diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çerçeve için almış oldu. Zevk meselesi, isteyenler bu şekilde kullanabiliyorlar. Bunu tekrar eski haline döndürmek için komutumuzu giriyoruz. Yes yerine tekrar değil de no yazıyoruz. Ve tekrar kill all dark diyoruz. Ve yine dokumuz eski haline geri döndü. Beşinci ve son olarak da terminalde Tetris oynamak. Onun için Emacs kodunu giriyorsunuz. Emacs yazıp enter diyorsunuz. Daha sonra ESC tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra X'e basıyorsunuz. Ve aşağıda görmüş olduğunuz üzere bir boşluk oluşuyor. O boşluğa da Tetris yazıyorsunuz. Ve enter diyorsunuz. Ok tuşlarıyla sağa sola, yan tuşlarıyla ayarlayabiliyorsunuz. Space aşağıya direkt indiriyor. Ve böyle bu şekilde hop, Tetris oynayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.